Yaşamak istiyorum. Yaşamayı bu soğumuş cehennemde ölü bir dost gibi içim titreyerek düşünmek değil sadece. Yaşamayı yaşamak istiyorum. Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatı'nın temel taşlarından biri olan Can Yücel'i ne kadar tanıyoruz? Can Yücel 21 Ağustos 1926'da İstanbul'da doğdu. Annesi Gülsüm Refika Hanım ve babası Türkiye'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel'dir. Can adeta babasından gelen bir genle çocukluktan beri okumaya yazmaya çok düşkündü. Can'ın ilk ve orta eğitiminin ardından liseye başladığında artık Ankara'da yaşıyorlardı. Can Yücel Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitim aldı. Buradaki en önemli kazancı Gazi Yaşargil'di. Bu dönemde lisede sınıf arkadaşı olan Gazi önemli bir bilim adamı olacaktı. 1943'te Can ve Gazi yurt dışında eğitim bursu kazandılar. Fakat babası Hasan Ali Yücel Bey, bakan kendi oğluna torpil yaptı derler diyerek karşı çıktı. Daha sonra kendi imkanlarıyla gidecekleri yönünde ikna ettiler. Ve Ankara ve Cambridge üniversitelerinde Latince ve Yunanca eğitim aldılar. Şairlik yönünün yanında diğer meziyeti de çevirmenlik oldu. Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik yapan Yücel, BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. Askerliğini Kore'de yaptı. 1958'de Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Bodrum ve Marmaris'te turist rehberliği yaptı. Ardından bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul'da sürdürdü. Edebiyata başlangıcını şiirle yaptı. 1945'te şiirlerini artık dergilerde yayınlamaya başlamıştı. 1950'de o zamana kadar dergilerde yazdığı seçme şiirlerini topladı ve yazma adını verdiği ilk şiir kitabını da birleştirdi. İlk şiirlerinde daha çok uyaklı yazım dikkat çekiyordu. Duygusal bağlamda ise her şiirinden coşku adeta çağlayarak yükseliyordu. Her zaman geleceğe güvenle bakan, umut dolu bir can okunuyordu şiirlerinden. İlk kitabından sonra bu ona yetmedi. Yeni arayışlara doğru yol almak niyetindeydi. 1956 yılında Güler Yücel ile evlendi. Şiirlere dökeceği kadını bulmuştu nihayetinde. Bu evlilikten iki kızı Güzel ve Su ve bir oğlu Hasan dünyaya geldi. Ailesine fazlasıyla düşkündü Can Yücel. Bağlılığını her fırsatta dile getirdi. Ve onlara küçük kızım Su'ya, Güzel'e ve yeni Hasan'a yolluk şiirleriyle sonsuz sevgisini hediye etti. Can Yücel hiciv gücü yüksek bir dil ustasıydı. Kendine has bir havayla kendi şiirini beslemeyi iyi biliyordu. Sözcüklerle dans ediyor, geniş kültürlere yayılıyordu. Ama en çok halk ağzını benimsedi. 1959'da Her Boydan Şiir kitabıyla dünya şairlerinin şiirlerini kendi özgün cümleleriyle çevirmişti. Çok da başarılı olmuştu. Şiir değildi tek derdi. Sevdiği şeyler insan içine çıksın istiyordu. İşte bu yüzden tiyatro oyun çevirileri de yaptı. Çevirisini yaptığı isimler arasında Shakespeare, Brecht ve Lorca isimleri de vardı. Can Yücel 1962'de İngiltere'de olduğu yıllarda Latin harflerle taş baskı olarak basılmış bir Türkçe dil bilgisi kitabı buldu. Ve bu oldukça ses getirdi. Can şiirlerinde argo anlatımlara ve müstehcen sözlere oldukça yer veriyordu. Bu nedenle fazlasıyla ilgi çekiyor ve zaman zaman da yeriliyordu. 1965'ten sonra da siyasal konularda yazmaya başlamıştı. Evlendiği sıralarda Che Guevara tarafından yazılmış eserleri dilimize çevirdi. Bu kitaplar sıkı yönetimde yargılandı. 12 Mart döneminde yaptığı çeviriler beraberinde 15 yıllık bir hapis mahkumiyetini getirdi. Bu mahkumiyet 1974'te çıkan genel lafla sona erdi. Dışarı çıkar çıkmaz yaptığı ilk iş Bir Siyasinin Şiirleri adlı şiir kitabını çıkarmak oldu. Bu Can Yücel'in 3. şiir kitabıydı. Kara mizah kol geziyordu şiirlerinde. Bu kitabında cezaevindeki gözlemleri, dışarının durumu, duyguları ve hissettiği ne varsa politik kimliğini sorgulayarak yazmıştı. 12 Eylül 1980 darbesi üzerine yayınladığı kitabı Rengahenk, müstehcen olduğu gerekçesiyle toplatıldı. Ve Can Yücel 12 Ağustos 1999 gecesi vefat etti. Çok sevdiği güne bakan çiçekleriyle uğurlanarak Datça'ya defnedildi. Can Yücel vefat edeli 21 sene oldu. Biz de usta şairi vefatının 21. senesinde özlemle anıyoruz.